sonuçta permission blockchain olduğu için PBFT protokolünü tercih ettik. Burada da zaten bilindiği gibi n-1/3 gibi hatalı veya kötü niyetli olabilecek notları tolere edebilecek bir şey var burada, denklem var. Çağatay'ın bahsettiği gibi 10 tane not olsun mesela, burada 10 nottan 10-1/3, işte 3 tane en fazla 3 tane nodun burada hatalı olmasını kaldırabiliyor. Bununla birlikte bu mutabakat mekanizması üzerinde aynı zamanda rastgele seçim fonksiyonunun da kullanılması gerekiyor. Bunun güvenlik analizi kısmında da bu abstrakta bahsettik daha detaylı olarak. Açıkçası NAC'ın kendi alien veya legal olarak kendisinin belirttiği, alien işte yabancı kullanıcı veya legal işte yasal kullanıcı, legal kullanıcılar biz imtiyazlı kullanıcı olarak belirttik. İmtiyazlı kullanıcılar legal alien kullanıcıları, yani imtiyazsız kullanıcıları bu ağın dışında tutabilme yetkisine sahip oluyor veya işte karantina VLAN'ına atabiliyor bu şekilde. Yani kısaca tasarım bunu gösteriyor. Teşekkürler. Sonuç olarak burada blok zincirle NAC'ı birleştirerek neler elde edeceğiz? Öncelikli olarak akıllı sözleşmeler cihazın birçok bilgisini kontrol etmiş olacak ve yöneticilerin önüne doğrudan düşmesinden kaynaklanacak hataları ortadan kaldıracağız direkt. Yine yöneticiler ağ içerisinden random olarak seçilecek ve bir mutabakata tabi tutulacağı için yine insan hata payı düşmüş olacak. İlk başta oluşturulan güvenli cihaz listesi aslında ve bundan sonra oluşan her transaction sistem için bir log kaydı diyebiliriz. Yani aslında sistem üzerinde loglar otomatik olarak tutulmuş olacak. Ve bu tek bir sunucuda değil, her peer'de tutulacağı için yani değiştirilmesi işte mümkün olmayacak yani bu sistemin. Aynı zamanda şimdi biz blok zincir teknolojisine bakarsak işte bunu nerede kullanabiliriz, bununla ne gibi projeler üretebiliriz diye düşünüyoruz. Ama son dönemlerde gerçekten inanılmaz saçma şeyler duyuyoruz yani blok zincirle ilgili. Hani buraya da entegre edelim, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Aslında blok zincir böyle bir şey değil. Yani blok zincir bir ağı güvenli kılmak için, yani bir ağ arıyor yani kendisini. Bir ağ olması gerekiyor ki üzerine blok zincir inşa edebilelim. Burada biz NAC çözümünü bu yüzden düşündük. Yani bu tabii daha başlangıcı diyebiliriz, bir modeli yani bu. NAC zaten bir ağda çalışıyor. NAC ürünü zaten bir ağda çalışıyor. Blok zinciri buraya entegre ederek hem NAC'ın merkeziyetçi yapısından kurtuluyoruz. Hem de sistemi daha şeffaf ve güvenilir bir hale getiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Buyurun hocam. Merhabalar. Güzel. Şimdi ilk başta bloklar belirlenirken zaten ilk bloğumuz ilk liste. İlk listeyi oluşturan. Bundan sonra sisteme ne zaman bir cihaz dahil olmak istese sonuçta bir log kaydı oluşacak. Doğru mu? Yani evet. Bir yerde böyle bir makine var. Güvenlik sistemi
Şimdi elbette ilk aşamada yüklenmesinde bu işi bilen hani sistem adminleri olacak yani. Anlatıyorum. Şimdi blockchain'i hiç insan eli değmeyecekmiş gibi düşünmeyelim burada. Yani ilk başta güvenilir cihaz listesini tabii ki de insan eliyle oluşturuyoruz. Evet. Şimdi zaten buna insan müdahalesi olmasın diye burada agentler aracılığıyla hani elbette ki bir yazılım yine söz konusu. Yani güvenilir cihaz listesi her güncellendiğinde agentlerle agentler üzerinden güncelleniyor tüm sistemde. Evet. Şimdi yeni bir cihaz dahil olmak istedi. Yeni bir cihaz akıllı kontratlarla sorgulandı. Bu cihaz sisteme dahil olabilir. Yani üzerinde her şey yüklü. Sisteme dahil olabilir dendi. Sistem nodlarda belirlenmiş. Örneğin 25 tane admin nodu var. Adminlerden Tuncay ile ben de adminiz mesela. Bana düştü. Yok, hayır, herkes var. Adminler hem birer not hem de yönetici peer olarak geçiyor. Yani aslında hem madenciler hem de mutabakat noktasında devreye giriyorlar. Yani diyorlar ki en son evet 25 tane admin var. Bunları random olarak gönderiyoruz. 8-9 tane admine gönderiliyor mesela yeni gelen cihaz listesi. Yeni gelen cihazın bilgileri, özür diliyorum. Admin bakıyor, kontrol ediyor. Evet diyor, bu bana dahil olabilir. İşte 2-3 tane admin bazı sıkıntılar görüyor. Kabul etmiyorlar. Mutabakatta ne girdiysek artık. Yani şu an n-1/3 diyoruz da. Hani %70'e %80'e neye denk gelirse. Adminler tarafından onaylandığı takdirde bu sefer bu cihaz artık güvenilir cihaz listesine dahil olacak. Bu cihaz güvenilir cihaz listesine dahil olması için tüm agentlara bu cihazın bilgisi gidiyor. Artık İlk blokta hani Genesis'te biz bir tane şey koymuştuk ya, güvenilir cihaz listesi. Artık ikinci blok üzerinden devam ediyor bu liste. Yani şu an bir Bitcoin transferinde siz transferinizi Ahmet'e bir para gönderdiniz. Bu işte 255.000. blokta oldu diyelim. Siz bu bilgiyi soruşturduğunuzda 255.000. bloktan alıyorsunuz değil mi bu bilgiyi? Yani bu transaction ID'den sorguladığınızda evet, bizde de artık yeni giren cihazı güvenilir mi değil mi diye sorguladığınızda artık Genesis blok geçti. Bunun üzerine ikinci bir blok yazıldı. Aslında ikinci bloktan alıyor bilgiyi. Yani böyle düşünebiliriz. Anladım. Anladım, teşekkür ederim. Buyurun hocam. Öyle sıfırdan bir şey düşünmüyoruz. Şu anlık daha planlamadık herhangi bir platformu ama PBFT'yi en stabil Hyperledger'da belki çalıştırabiliriz. Biraz evet. Yani orta ölçekte bir kurum için makul geldiği için yani bizim kurum evet. Evet.
Yani şu, aslında ya orada şöyle bir durum var. Yani PBFT'nin tıkanabileceği durumda aslında beyefendinin de az önce sorduğu soruda bizim admin yani yönetici notların eklenip çıkarılması noktasında bizim seçim election bazlı bir mutabakat, bir raftsa ileriye dönük bu model içerisinde geliştirilebilir mi diye bir hani bir future work olarak biz düşünüyoruz ama hani modelin tam oturması gerekiyor. Bunu da bir yani kendi kurumumuzda bir test VLAN'ı oluşturup yani demo çalışmasına gerçek anlamda başladıktan sonra belli olacak. Hani tam net bir cevap da veremiyoruz o noktada. Yani bir, belki PBFT artır raft devam edebiliriz orada. Evet. Evet, haklısın. Evet, teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz sunumlarından dolayı Çağatay.